bu materyalin güvenliği. Dünya, yer, yeryüzü, acun, eski dilde arz, güneş sisteminin güneşe uzaklık açısından 3. sıradaki gezegeni. Üzerinde yaşam barındırdığı bilinen tek doğal gök cismidir. Katı ya da kaya ağırlıklı yapısı nedeniyle üyesi bulunduğu yer benzeri gezegenler grubuna adını vermiştir. Bu gezegen grubunun kütle ve hacim açısından en büyük üyesidir. Büyüklükte Güneş sisteminin 8 gezegeni arasında gaz devlerinin büyük farklı arkasından gelerek 5. sıraya yerleşir. Tek doğal uydusu Ay'dır. Yer kürenin oluşumu. Başlangıcına ilişkin eski bir kurama göre önce Güneş var olmuştu, daha sonra gezegenler ondan kopmuştur. Artık geçerli sayılmayan bu kurama göre Güneş ilk oluştuğu zaman bugünkünün 50-60 katı büyüklükteydi ve kendi çevresinde hızla dönüyordu. Bu dönme hareketinden doğan merkez kaç kuvvetin etkisiyle Güneş'ten dışarıya bir miktar madde savruldu. Önce çok uçucu olmayan mineral ve metallerin yoğunlaşmasıyla iç gezegenler, sonra uçucu gazların yoğunlaşmasıyla dış gezegenler oluşmuştur. Güneş'in ve bütün gezegenlerin aynı zamanda oluştuğunu ileri süren yeni bir kurama göre de Samanyolu Gökadası'ndaki dev bir gaz ve toz bulutu kendi kütle çekim kuvvetinin etkisiyle büzülmeye başladı. Bu madde parçacıklarından çok büyük bölümünün yoğunlaşmasıyla Güneş oluştu. Bu kütle giderek öyle büyüdü ve madde yoğunluğu öylesine arttı ki bir süre sonra nükleer tepkimeler için elverişli bir ortama dönüştü. Öte yandan buluttaki daha küçük madde yoğunlaşmalarıyla da ilk gezegenler oluşmaya başladı. Bugünkü gezegenlerin öncülü olan bu ilk gezegenler başlangıçta birer gaz kütlesi halindeydi. Ama hiçbiri nükleer tepkimelerin başlayabileceği kadar büyük değildi. Güneş'in sıcaklığı arttıkça çevresindeki yakın gezegenleri, yani yer benzeri gezegenler kuşatan gaz bulutları yok oldu ve geride büyük olasılıkla erimiş durumdaki minerallerden oluşan çekirdekleri kaldı. Güneş'e çok uzak olan öbür gezegenler ise pek fazla değişikliğe uğramadan bugüne kadar ulaştı. Dünyanın yaşı. Dünyanın yaşı doğrudan doğruya kayaçların yaşıyla ölçülmez. Çünkü bilinen en yaşlı kayaçların bile bugün artık yeryüzünde var olmayan daha yaşlı kayaçlardan oluştuğunu biliyoruz. Bugüne kadar saptanabilen en yaşlı kayaçlar Grönland'ın batısında bulunmuştur ve 3-8 milyar yaşındadır. Demek ki dünyanın yaşı bundan daha fazladır. Bugün dünyanın yaşını hesaplamak için başvurulan yöntem radyoaktif elementlerin dönüşümüdür. Örneğin radyoaktif uranyum elementinin uranyum 238 ve uranyum 235 gibi iki ayrı tipte atomu, izotop, vardır. Bu atomların ikisi de çok yavaş bir süreçle kurşun atomlarına dönüşür. Öbür uranyum izotopundan biraz daha ağır olan uranyum 238 in dönüşümüyle daha hafif bir kurşun izotopu olan kurşun 206, uranyum 234 in dönüşümüyle de biraz daha ağır bir izotop olan kurşun 207 atomları oluşur. Uranyum 235 in kurşuna dönüşme hızı uranyum 238 in dönüşme hızından 6 kat daha fazladır. Bu nedenler incelenen bir kayaçtaki kurşun 206 ve kurşun 207 atomlarının oranı kayacın yaşına bağlı olarak değişir. En yaşlı olduğu düşünülen bir kurşun mineraliyle bugün okyanuslarda oluşan kurşunun izotop yapısı arasındaki fark, ancak bu iki örneğin oluşumları arasında 4-55 milyar yıllık bir zaman dilimi olmasıyla açıklanabilir. Bu sürede dünyanın yaşı olarak kabul edilebilir. En eski kayaçların yaşını hesaplamak için. Biçimi. Dünyanın üzerindeki topografik oluşumlar ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Joips bir biçimdedir, fakat ekvatordaki yarıçapı kutuplardaki yarıçapından fazladır. Bu
kutuplarından basit küresel geometrik şekil Gib Latince, eski Yunanca Geo, dünya yani dünya şekli diye adlandırılır. Referans küremsinin ortalama çapı 12.742 km'dir. 40.000 km. Yerin ekseni etrafında dönmesi ekvatorun dışarı doğru biraz fırlamasına neden olduğu için ekvatorun çapı, kutupları birleştiren çaptan 43 km daha uzundur. Ortalamadan en büyük sapmalar, Everest Dağı, denizden 8.848 m yüksekte ve Mariana Çukuru'dur, deniz seviyesinin 10.924 m altı. Dolayısıyla ideal bir elipsoide kıyasla yerin %0,17'lik toleransı vardır. Ekvatorun şişkinliği yüzünden yerin merkezinden en yüksek nokta aslında ekvatordadır. İç yapısı. Yerin içi, diğer gezegenler gibi, kimyasal olarak tabakalardan oluşur. Yerin silikattan oluşmuş bir kabuğu, yüksek viskoziteli bir mantosu, akışkan bir dış çekirdeği ve katı halde bir iç çekirdeği vardır. Yerin tabakaları aşağıda belirtilen derinliklerdedir. Derinlik, km, tabaka. 0-60 litosfer, 5 ila 200 km arası değişir. 0-35 kabuk, 5 ila 70 km arası değişir. 35-60 mantonun en üst kısmı. 35-2890 manto. 100-700 atmosfer. 2890-5100 dış kabuk. 5106-3378 iç kabuk. Dünyanın dış kabuğu ile bu kabuğun üzerindeki atmosfer, hava ve hidrosfer, okyanuslar ve denizler katmanları doğrudan gözlemle incelenebilir. Oysa dünyanın iç bölümlerine ulaşarak yapısını doğrudan inceleme olanağı yoktur. Dünyanın iç yapısına ilişkin bütün bilgiler depremlerin incelenmesinden ve dünyanın içinde var olduğu düşünülen maddeler üzerindeki deneylerden elde edilmiştir. Yanardağların varlığına ve yer kabuğunun yüzeyindeki ısı akışı ölçümlerine dayanarak dünyanın iç bölümlerinin çok sıcak olduğunu biliyoruz. Yer kabuğunun derinliklerine doğru indikçe kayaçların sıcaklığı her kilometrede 30 derece kadar yükselir. Böylece kabuğun en alt katmanlarının çok daha üstünde yer alan kayaçlar kızıl kor haline dönüşür. Aslında dünyanın büyüklüğüne oranla yer kabuğu çok incedir. Eğer dünyayı bir futbol topu büyüklüğünde düşünürsek kabuğu da ancak topun üzerine yapıştırılmış bir posta pulu kalınlığındadır. Kabuğun altında kalan kayaçlar ise akkor sıcaklığına kadar ulaşır. Depremlerin nedeni, yer kabuğundaki bir kırıkla birbirinden ayrılan iki büyük kütlenin, levhanın, birdenbire harekete geçerek üst üste binmesi ya da uzaklaşması sonucunda yer kabuğunun şiddetle ileri geri sarsılmasıdır. Büyük bir depremde bazı titreşimler dünyanın öbür yüzündeki dairesel bir alanda odaklanır. Buna karşılık bazı titreşimler çekirdeği aşıp öbür yana geçmez. Böylece dünyanın öbür yüzünde hiçbir titreşimin duyulmadığı halka biçiminde bir gölge belirir. Bu gölgenin boyutları ölçülerek çekirdeğin büyüklüğü hesaplanabilir. Ayrıca deprem titreşimlerinin yayılma hızı saptanarak içinden geçtikleri maddelerin yoğunluğu, dolayısıyla bileşimi belirlenebilir. Eritilmiş kayaçlarla yapılan laboratuvar deneyleri bu çalışmalara büyük ölçüde ışık tutar. Dünyanın yüzeyi kalınlığı 6 ile 70 kilometre arasında değişen bir kabuk katmanı ile örtülüdür. Yer kabuğu denen bu katman daha ağır maddelerden oluşan ve 2865 kilometre derine inen çok kalın manto katmanının üzerine oturur. Mantonun bittiği yerde dünyanın merkezine kadar 3473 kilometre boyunca uzanan çekirdek başlar. Jeologlara göre içteki manto katmanı çok büyük kabarma hareketleri sonucunda yer kabuğunu iterek birçok yerde yüzeye çıkmıştır.
Ayrıca normal olarak yer kabuğunun yapısında bulunmayan bazı kayaçlarda yanardağ hareketleri nedeniyle dünyanın yüzeyine ulaşmıştır. Jeologlar bu verilere dayanarak mantonun üst kesimlerinin ultrabazik kor kayaçlardan oluştuğunu ileri sürerler. Bir yanda asit kayaç olarak nitelenen granitin yer aldığı kayaç sınıflandırmasının öbür ucunda bulunan bu ultrabazik kayaçlar ağır demir ve magnezyum silikatlardan oluşur. Mantonun alt bölümlerinin de aynı yapıda ama daha ağır ve yoğun olduğu sanılmaktadır. Çekirdeğin yapısındaki maddeler ise hem mantodakilerden daha ağır hem de hiç değilse çekirdeğin dış bölümünde sıvı haldedir. Buna karşılık çekirdeğin içinin manto ve kabuk gibi katı olduğu sanılıyor. Yer çekirdeğin olağanüstü bir basınç vardır. Bilinen elementlerin çoğu böylesine büyük bir basınç altında çok yoğunlaşmış olarak bulunabilir. Ama jeologların genel kanısı, bazı demirli göktaşları, meteoritler gibi çekirdeğin de metal halindeki nikel ve demirden oluştuğudur. Yer kabuğu. Yer kabuğu mantoya oranla daha hafif maddelerden oluşmuştur ve bu iki katman arasındaki geçiş bölgesi neredeyse kesin bir sınır çizer. Bu geçiş bölgesi, böyle bir sınırın varlığını ilk kez saptayan Yugoslav bilim insanı Andrija Moroviç için 1857-1936 adıyla Moroviç süreksizliği, kısaca süreksizliği ya da Moho olarak anılır. Bu sınırın varlığını gösteren en önemli kanıt yer kabuğundaki deprem titreşimlerinin süreksizlik bölgesinden geçip mantoya ulaştığında birdenbire hızlanmasıdır. Yer kabuğu okyanusların ve denizlerin altında uzandığı zaman okyanus kabuğu, kıtaları oluşturduğu zaman da kıta kabuğu olarak adlandırılır. Okyanus kabuğunun kalınlığı 6-8 km arasındadır. Oysa ortalama kalınlığı 40 kilometreyi bulan kıta kabuğu yüksek sıra dağların altında 60-70 kilometreye ulaşır. Okyanus kabuğu 3 katmandan oluşur. En alt katman, yerin derinlerindeki erimiş maddelerin, magmanın katılaşmasıyla oluşan kor kayaçlardır. Orta katman yanardağ lavlarından, üst katman ise temel olarak kum ve çamur gibi tortullardan oluşur. Okyanus kabuğu sürekli hareket halindedir. Bu nedenle kabukta okyanus sırtları boyunca çatlaklar oluşur ve bu çatlakların arasından yüzeye çıkan erişmiş maddelerin sertleşmesiyle okyanus kabuğuna yeni katmanlar eklenir. Bu yeni kabuk sertleştikten sonra yılda 1 ile 10 santimetre kadar ilerleyerek yavaş yavaş okyanus sırtından iki yana doğru yayılır. Böylece okyanus sırtları suyun altında yüksek sıra dağlar oluşturur. Yer kabuğu çok sayıda eğri levhanın yan yana dizilmesiyle oluşan bir bütün olarak düşünebilir. Bu levhalar mantonun oldukça yumuşak üst katmanına oturduğu için sağ sola hareket edebilir. Okyanus sırtları, okyanus çukurları ve bazı uzun kırıklar yalnızca levhaların kenarlarında oluşur. Bu kırıkların olduğu yerlerde de levhalar kayarak birbirinin üstüne binebilir. Levhalardan çoğunun üzerinde bu levhalarla birlikte hareket eden bir ya da birkaç kıta bulunur. Nitekim bir zamanlar iki kıtaya ayıran okyanus kabuğunun çökmesiyle kıtalar bazı yerde birbirine iyice yaklaşmış, hatta üst üste binmiştir. Örneğin aralarındaki okyanus kabuğu çökmesi sonucunda Hindistan ve ile Asya kıtası çarpışmış ve iki karanın kenarları yükselerek Himalaya dağlarını oluşturmuştur. Büyük ve şiddetli depremlerin hemen hepsi bu levhaların kenarlarında, bir levhanın öbürünün altına girmesiyle olur. Aynı biçimde en etkin yanardağlarda okyanus kabuğunun ya İzlanda'da olduğu gibi yükselerek sırta dönüştü ya da Andlar'da olduğu gibi çökerek kıtaların altına girdiği yerlerde bulunur. Okyanus tabanının yanlara doğru yayılarak genişlemesi çok çarpıcı bir biçimde kanıtlanmıştır. Bu kanıtlamanın en önemli dayanak noktası da dünyanın magnetik alanının yukarıda anlatıldığı gibi zaman zaman yön değiştirmesidir. Yer kabuğunun derinliklerindeki erimiş magma yüzeye çıkarak kristalleşirken
bazı mineral parçacıkları mıknatıslanır. Böylece her biri dünyanın magnetik kutuplarını gösteren küçük birer mıknatısa dönüşür. Jeologlar yaşları bilinen lav katmanlarının yapılarındaki mıknatıslanmış parçacıklar bazen kuzey, bazen güney magnetik kutbuna yönelecek biçiminde yan yana yerleştiğini saptamışlardır. Bunun nedeni bir katmandaki mıknatıslanmış parçacıkların kuzey ve güney kutuplarının dünyanın magnetik kutuplarına uygun olarak dizilmesi, sonra magnetik kutuplar yön değiştirdiğinde üstteki yeni katmanda bulunan parçacıkların bir önceki katmandakilere ters yönde yerleşmesidir. Kısacası okyanus kabuğu magnetik bağıntılı dev bir kayıt aleti, yani bir teyp gibi dünyanın magnetik alanındaki bütün değişikleri bibi kaydetmiştir. Levha hareketleri. Levha hareket teorisine tektonik levha teorisi olarak da bilinir. Göre yerin en dış kısmı iki tabakadan oluşur. Kabuğu da kapsayan litosfer ve mantonun katılaşmış dış kısmı. Litosferin altında astenosfer bulunur. Bu mantonun yüksek viskoziteli olan iç kısmıdır. Litosfer, astenosferin üzerinde tektonik levhalara ayrılmış bir halde yüzmektedir. Bu plakalar belli temas noktalarında üç tür hareketten birini gösterirler. Yaklaşma, uzaklaşma ya da yan yana kayma. Bu temas noktalarında depremler, volkanik faaliyetler, dağ oluşumları ve okyanus dibi hendekler oluşur. Ana plakalar şunlardır. Afrika plakası Afrika'yı kapsar. Antarktik plakası Antarktika'yı kapsar. Avustralya plakası Avustralya'yı kapsar. Hint plakası ile 50-55 milyon yıl önce birleşmiştir. Avrasya plakası Asya ve Avrupa'yı kapsar. Kuzey Amerika plakası Kuzey Amerika ve Kuzeydoğu Sibirya'yı kapsar. Güney Amerika plakası Güney Amerika'yı kapsar. Büyük Okyanus plakası Büyük Okyanus'unu kapsar. Önemli küçük plakalar arasında Hint plakası, Arabistan plakası, Karayip plakası, Nazca plakası, Skotya plakası ve Anadolu plakası sayılabilir. Aşınma. Kıtaları oluşturan güç, levha hareketlerinin motoru olan yerin iç enerji kaynağı ise, çok daha büyük bir dış enerji kaynağı, kıtaları aşındırarak yok etme sürecinde etkili olur. Güneş enerjisi. Atmosfer hareketlerini ve su döngüsünü sürdürmek için gerekli enerjiyi sağlayan güneş ışınları, su ve rüzgar aşındırması ile kıta yüzeylerinden koparılan minerallerin yine bu iki araç yardımıyla okyanus tabanlarına taşınarak çökmesine yardımcı olur. Bu mekanizma ile okyanus kabuğu üzerinde gittikçe kalınlaşarak biriken tortul kaya katmanı, dalma batma mekanizması sırasında yerküre içlerine taşınarak yeniden erir. Aşınma mekanizması, suyun yerçekimi etkisi altındaki hareketlerini izler, yüksek dağların aşınarak alçalmasına, okyanus derinliklerinin dolarak yükselmesine yol açar, sonuçta yer yuvarlağının girinti ve çıkıntılarının törpülenerek çekim etkisiyle belirlenmiş ideal veoid biçimine yaklaşması yönünde çalışır. Güneş sisteminin oluşumu, güneş sisteminin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan Cantor-Laplace teorisine nebula teorisi de denir. Bu teoriye göre nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken zamanla soğuyarak küçülmüştür. Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde güneş oluşmuştur. Gazlardan hafif olanları güneş tarafından çekilmiş, çekim etkisi dışındakiler uzay boşluğuna dağılmış, ağır olanlar da güneşten farklı uzaklıklarda soğuyarak gezegenleri oluşturmuşlardır. Dünyanın oluşumu Dünya, güneş sistemi oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesi halindeydi. Zamanla ekseni çevresindeki dönüşünün etkisiyle dıştan içe doğru soğumuş, böylece iç içe geçmiş farklı sıcaklıktaki katmanlar oluşmuştur. Günümüzde iç kısımlarda yüksek sıcaklık korunmaktadır. Dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçen zaman ve dünyanın yapısı jeolojik zamanlar yardımıyla belirlenir.
Jeolojik zamanlar yaklaşık 4-5 milyar yaşında olan Dünya, günümüze kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu evrelerin her birinde değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür. Dünyanın yapısını inceleyen jeoloji bilimi, jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılır. Jeolojik zamanlar günümüze en yakın zaman en üste olacak şekilde sıralanır. Dördüncü zaman. Üçüncü zaman. İkinci zaman. Birinci zaman. İlkel zaman. İlkel zaman günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İlkel zamanın yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Zamanın önemli olayları, sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı, en eski kıta çekirdeklerinin oluşumu ilkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radyolaryadır. Birinci zaman, Paleozoik. Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Birinci zamanın yaklaşık 375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Zamanın önemli olayları, Kaledonya ve Hersinya kıvrımlarının oluşumu, özellikle karbon devrinde kömür yataklarının oluşumu, ilk kara bitkilerinin ortaya çıkışı, balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı, birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolit ve trilobittir. İkinci zaman, Mezozoik, günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İkinci zamanın yaklaşık 160 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. İkinci zamanı karakterize eden dinozor ve ammonitler bu zamanın sonunda yok olmuşlardır. Zamanın önemli olayları, ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi, Kimmeridgge ve Avustralyan kıvrımlarının oluşumu, ikinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinozordur. Üçüncü zaman, Neozoik, günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Üçüncü zamanın yaklaşık 63 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Zamanın önemli olayları, kıtaların bugünkü görünümünü kazanmaya başlaması, lignit havzalarının oluşumu, bugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye başlaması, Alp kıvrım sisteminin gelişmesi, nümmelitler ve memelilerin ortaya çıkışı, üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nümmelit, hipparion, elephas ve mastodondur. Dördüncü zaman, kuaterner, günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır. Zamanın önemli olayları, iklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin, Günz, Mindel, Ris, Würm, yaşanması, insanın ortaya çıkışı, dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır. Dünyanın iç yapısı, dünya, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları farklı, iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanların özellikleri hakkında bilgi edinilirken deprem dalgalarından yararlanılır. Çekirdek, manto taş küre, litosfer. Deprem dalgaları, deprem dalgaları farklı dalga boylarını göstermektedir. Deprem dalgaları yoğun tabakalardan geçerken dalga boyları küçülür, titreşim sayısı artar. Yoğunluğu az olan tabakalarda ise dalga boyu uzar, titreşim sayısı azalır. Çekirdek, yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünyanın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin 5120-2890 kilometreler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 kilometreler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım ergimiş haldedir. Manto litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100 birek 28 birek 90 kilometreler arasında bulunan mantonun yoğunluğu 3,
3 santim 3 sıcaklığı 1900-3700C arasında değişir. Manto, yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur. Yapısında silisyum, magnezyum, nikel ve demir bulunmaktadır. Mantonun üst kesimi yüksek sıcaklık ve basınçtan dolayı plastiki özellik gösterir. Alt kesimleri ise sıvı halde bulunur. Bu nedenle mantoda sürekli olarak alçalıcı yükselici hareketler görülür. Mantodaki alçalıcı yükselici hareketler mantonun alt ve üst kısımlarındaki yoğunluk farkı nedeniyle magma adı verilen kızgın akıcı madde yer kabuğuna doğru yükselir. Yoğunluğun arttığı bölümlerde ise magma yerin içine doğru sokulur. Taş küre, litosfer, mantonun üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmandır. Kalınlığı ortalama 100 km'dir. Taş kürenin ortalama 35 kilometrelik üst bölümüne yer kabuğu denir. Daha çok silisyum ve alüminyum bileşimindeki taşlardan oluşması nedeniyle sial de denir. Yer kabuğunun altındaki bölüme ise silisyum ve magnezyumdan oluştuğu için sima denir. Sial, okyanus tabanlarında incelir yer yer kaybolur. Örneğin büyük okyanus tabanının bazı bölümlerinde sial görülmez. Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 metrede bir sıcaklık bir derece artar. Buna veoterm basamağı denir. Kıtalar ve okyanuslar yeryüzünün üst bölümü kara parçalarından ve su kütlelerinden oluşmuştur. Denizlerin ortasında çok büyük bir arada gibi duran kara kütlelerine kıta denir. Kuzey yarım kürede karalar, güney yarım küreden daha geniş yer kaplar. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika'nın tamamı ve Afrika'nın büyük bir bölümü kuzey yarım kürede yer alır. Güney Amerika'nın ve Afrika'nın büyük bir bölümü, Avustralya ve çevresindeki adalarla Antarktika kıtası güney yarım kürede bulunur. Yeryüzünün yaklaşık yüzü sularla kaplıdır. Kıtaların birbirinden ayıran büyük su kütlelerine okyanus denir. Kara ve denizlerin farklı dağılışının sonuçları karaların kuzey yarım kürede daha fazla yer kaplaması nedeniyle, kuzey yarım kürede yıllık sıcaklık ortalaması daha yüksektir. Sıcaklık farkları daha belirgindir. Eş sıcaklık eğrileri enlemlerden daha fazla sapma gösterir. Kıtalar arası ulaşım daha kolaydır. Nüfus daha kalabalıktır. Kültürlerin gelişmesi ve yayılması daha kolaydır. Ekonomi daha hızlı ve daha çok gelişmiştir. Hipsografik eğri yeryüzünün yükseklik ve derinlik basamaklarını gösteren eğridir. Kıta platformu, derin deniz platformundan sonra yüksek dağlar ile kıyı ovaları arasındaki en geniş bölümdür. Karaların ortalama yüksekliği, karaların ortalama yüksekliği 1000 m'dir. Dünyanın en yüksek yeri deniz seviyesinden 8840 m yükseklikteki Everest tepesidir. Kıta sahanlığı, deniz seviyesinin altında, kıyı çizgisinden 200 m derine kadar inen bölüme kıta sahanlığı, şelf denir. Şelf kıtaların su altında kalmış bölümleri sayılır. Kıta yamacı, şelf ile derin deniz platformunu birbirine bağlayan bölümdür. Denizlerin ortalama derinliği, 4000 m'dir. Dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru denizi seviyesinden 11.035 m derinliktedir. Derin deniz platformu, kıta yamaçları ile çevrelenmiş, ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür. Derin deniz çukurları, sima üzerinde hareket eden kıtaların birbirine çarptıkları yerlerde bulunur. Yeryüzünün en dar bölümüdür. Dünyanın hareketi. Dünya kendi çevresinde 23 saat 56 dakika 4091 saniye ve Güneş çevresinde 365 gün 6 saat 48 dakika hareket eder.
Günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak gece, gündüz, mevsimler, kayaçların oluşması ve diğer canlılık ve biyolojik olaylar gerçekleşir. Mevsimlerin oluşmasında etken ise 23 derecelik eksen hareketleri, sürekli olarak hareket eden dünyanın iki çeşit hareketi vardır. Bu hareketlerden birisi kendi ekseni etrafında olur ve batıdan doğuya doğrudur. Bu dönmesini 24 saatte tamamlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki bu dönmesiyle birlikte olan ikinci hareketi güneş etrafındadır. Güneş etrafında dünya elips şeklinde çok geniş bir yörünge üzerindeki hareketini de 365 bir bölü 4 günde yani bir yılda tamamlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki ve güneş etrafındaki bu iki hareketi iki önemli olaya sebep verir. Kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz, güneşin etrafında dönmesiyle mevsimler meydana gelir. Dünyanın yüzeyi, dünyanın yüz ölçümü 509 milyon 200 bin kilometre. İkidir, bunun pi denizler 360 milyon 600 bin kilometre 2, 9 U karalar 148 milyon 600 bin kilometre 2'dir. Kuzey kutup çevresinde karalarla çevrilmiş bir deniz, Güney kutup çevresinde denizlerle kuşatılmış bir kara parçası vardır.